Merhaba arkadaşlar, bu hafta yine ağır sağlam sorularımız var. Bonus bir soru cevap videomuz olacak bu. Yanımda Fit Yemek'ten Emre var. Az önce onun tarifini bir atıştırmalık hazırladık. Şimdi de onu beraber gömeceğiz. Aynen, tadalım. Bu sırada da size daha önce duyurmuştum Facebook'tan sorularınızı sorabilirsiniz diye. Buradaki sorulara cevap vereceğiz. Genelde makara tukara da var, güzel sorular da var. O halde direkt random başlıyoruz. Daha önce bakmadık sorulara detaylı olarak. İlk sorumuz Ziver'den. Direkt yorum yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Ziver diyor ki vücudun glikoz ve yağ asidi metabolizmasına bir miktar değinsen iyi olur diyor. Intermittent fasting tarzı beslenirken enerji glikojenden mi yoksa yağdan mı geliyor? Yoksa sadece gün sonunda mı yağları enerji için kullanıyoruz? Metabolizma hangi durumda, yağ hangi durumda glikojeni kullanıyor diyor. Bu herhalde seninle daha önce bir konuşmuştuk bunu. Önce karbonhidratların tamamı biter, sonra yağlara geçeriz. Evet, öyle bir şey yok. O misten dolayı bu sorular çıkıyor. Aynen, değil mi? Aslına bakarsanız ikisini de aynı anda kullanabiliyoruz. Fakat glikoz aktif olduğumuz zaman biraz daha fazla kullanılıyor. Yani spor yaparken biz daha fazla tabii ki glikojenlerimizi kullanıyoruz. Ama aç kaldığımız zaman intermittent fasting'de de yağlar daha fazla kullanılıyor. Yine açken de spor esnasında glikoz kullanılıyor. Ama aç olduğumuz zaman vücut yağları ve aerobik antrenmanlarda, daha uzun süren antrenmanlarda vücut yağları tercih ediyor. Bu durum bu şekilde. Yani karbonhidratların tamamı yakılıyor, ondan sonra vücut yağlara geçmek istiyor falan, öyle bir durum yok yani. Gün sonunda enerji açığı kapatmak diye de bir durum yok. Gün içinde enerjiyi zaten sürekli yakıyorsun. Yani gün biterken, vücut uykuya geçerken, aa şu kadar kalori açığım kalmış, onu da şunu parçalayıp değerlendireyim tarzında bir hani durum söz konusu değil. Akşama fatura falan kesmeyecek yani, evet, vücut şey yani. Yok. Vücut anlık yaşıyor olayı. Bizim de anlık yaşamamız lazım. Bilmeniz gereken arkadaşlar bu glikoz ve yağ asidi metabolizmasına dair. Yağlar açken daha fazla kullanılıyor. O yüzden zaten ben intermittent fasting'i yağ yakmak isteyen insanlara tavsiye ediyorum. Bu soruyu, güzel soruydu. Bunu cevapladığımıza göre inşallah insanların biraz daha doldurmuşuzdur. Çok isterseniz tahtada bunu uzun da ben bir anlatırım. Diğer sorumuza geçelim. Bakalım. Yağ yakımında karbonhidratlar, kompleks karbonhidratlar gerçekten korkutucu makrolar mı? Bayağı şey abi, magazin girişi yani. Aynen. Korkutucu makrolar. Korkutucu makrolar mı yoksa yağ yakımında temel kaloriler karbonhidratlarsa bunları neden azaltıyoruz diyor. İlk önce bu soru, başka sorular da var. Bunu değineyim mi? Tabii abi, buyur. Şimdi temel kalori ya afiyet olsun. Temel kalori karbonhidrat diye bir şey yok öncelikle, onu söyleyeyim. Karbonhidrattan ihtiyacımız olan fazlalık kaloriyi genelde alıyoruz. Çünkü hem ucuz hem de sindirimi daha kolay kaynaklar. Hem de protein spor ve yağ yaptığımız göre için. Aynen öyle, ihtiyaç var vücudun. Protein ve yağ ise spor yap yapma, ne yaparsan yap, daha önemlidir karbonhidratlara göre. O yüzden bunların yine alman gereken günde belli bir miktar var. Bunları aldıktan sonra artan kaloriyi de eğer ihtiyacın varsa karbonhidrattan dolduruyorsun. Öyle çok da hani korkutucu şeyler değil yani. Dolayısıyla ilk keserken karbonhidrattan aynen kesiyoruz. Öyle. Çünkü yağları kesersek sıkıntı. Evet. Proteinleri kesersek zaten daha büyük sıkıntı. Çünkü kas kaybı vesaire. Kas kaybı daha yaşayabiliriz. Özellikle az yiyorsak, kalori, evet, zaten hipokalorik bir diyetimiz varsa, kalori açığı oluşturuyorsak proteini artırmamız bile gerekiyor. Onun dışında aynı arkadaş diyor ki Hüseyin, bulgur hakkındaki düşünceleriniz neler? Tavuk göğsü ve yağı ve derisi alınmış diğer bölümleriyle but farkı var mıdır diyor. Ya bu kalorileri falan sen nereden hesaplıyorsun? Abi diyetkolik var. Değil oradan mi? Bakabilirsiniz yani. Oradan ya da MyFitnessPal'dan da bakabilirsiniz ama MyFitnessPal'da hepsi doğru olmuyor. Bazılarında sadece kalori giriyorlar, makrolar olmuyor vesaire, ona dikkat edin. Ama bunlarla o kadar da kafayı takmayın yani. Aradan bir 1 gram 2 gram protein olacak bir şeymiş vesaire. Ve hangisinin protein farkı var falan, onu zaten oradan öğrenebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz hepsini. Bulgur hakkındaki düşüncelerin neler? Bulgur güzel ya. Yani karbonhidrat ihtiyacın varsa doldurmak için ve eğer herhangi bir alerjin de yoksa bunlara, ki bazılarında rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yediğinde kendini kötü hissetmiyorsan yiyebilirsin yani. Aynen. Öyle diyebilirim. Bulgurla pirinci falan çok kıyaslıyorlar. Ben çok karışmıyorum açıkçası. Yani. İkisi de takıl. Yani spor yapan insan için çok evet, farklı. Bulgurda ama biraz daha fazla mineral falan olabiliyor. O da hani sebzeler, çok sebze yemeyen bir insan için bulgur daha iyi bir seçenek olabilir. Onun dışında diğer soru, bu soruyu da cevapladığımıza göre. Güzel bir sorusu var Okan'ın. Uzun, birkaç maddede yazmış. İlk sorusu Emre'ye, benim Emre'ye sormamı istiyor. Kişisel bir soruymuş, seninle ilgileniyor demek ki. Hangi okulda okuyorsun? Kaç yaşındasın? Bugüne kadar hangi sporları yaptın? Ne kadardır spor yapıyorsun?
Antrenman programın ne? Hepsini anlatayım abi. Anlat. 22 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Bugüne kadar yaklaşık 3 yıldır falan vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Onun dışında basketbol oynadım lisedeyken. Üniversiteye başladığımda Amerikan futbolu oynadım bir sene kadar. Sonrasında bir ameliyat oldum. Onu bırakmak zorunda kaldım. O günden beri de arada sırada yine basketbol oynuyorum ama genelde vücut geliştirme fitness. Hangi programı yapıyorsun? Ağır sağlam. Görevimiz ağır sağlam programı yapıyorum tabii ki. İkinci sorusu, bu soruyu ikimizin de cevaplamasını istiyormuş. YouTube'da fitnessla ilgili bir sürü kanal var ve hepsi ağır sağlam ve fit yemek gibi bilgiye dayalı içerik üreten kanallar değil. Önce şımartıyor. Aynen, şımardık burada, gururumuz okşandı. Açıp iki satır bir şey okumadan akıllarına göre şeyler anlatıp video yayınlıyorlar. İlk defa okuyorum ben bu soruyu. Siz bu kadar emek verirken onların bu şekilde videolar yayınlaması sizi rahatsız etmiyor mu? Seni rahatsız ediyor mu? Ya etmiyor. Etmiyor değil mi? Niye rahatsız oluyor? Diğer YouTuber'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer YouTuber'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne düşünüyorum? Benim hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle ağır sağlam güzel bir kanal arkadaşlar. Zaten bunu izliyorsanız takip ediyorsunuzdur. Boşuna şimdi reklamını yapmayayım senin. Benim kanalda yayınlanacak. Senin kanalda yayınlanacak zaten. Onun dışında diğer YouTuber'lar şimdi... neydi abi, ne demiştim? İsim vermenizi beklemiyorum. Genel bir yorumla geçiyorum. Zaten vermeyeceğim. Ne diyordu? Açıp iki satır bir şey okumadan akıllarına göre. Bir kere ben kimsenin kötü niyetle insanlara bir şey anlatacağını düşünmüyorum. Yani ya, o insan sana onu... Ya kardeşim adamsın ya. O insan sana onu anlatıyorsa onun doğru olduğunu biliyor. Yani öyle düşünüyor. Doğru olduğuna inanıyordur en azından. İnanıyordur doğru olduğuna ve yardımcı olmak için inanıyor. Zaten içerik üreten herkese saygım var bu konuda. Çünkü tabii, kolay bir iş değil yani. Video çek hazırla, yayınla, sorularla ilgilen vesaire. Adam sizin için bunlarla uğraşıyorsa çıkıp da ona laf atmak bize düşmez. Aynen öyle. Kızabileceğim bir nokta var ama. Naturalim deyip natural olmayanlar. O da abi, o da birazcık kişisel kalıyor ama bu birbirlerine laf atma konusuna gelince ben orada birazcık şey yapıyorum burada. Gözümde puan kaybediyorlar yani. Kavga sen içerik üretiyorsun, emek harcıyorsun. Biliyorsun ki senin laf attığın adamlar da emek harcıyor. Sen tutup da şimdi ona laf ettiğinde o kötü yapıyor, onu izlemeyin, beni izleyin falan. Ya kimsenin şey değil ki abi, hani bir abone, bir kanala abone olma hakkımız yok yani. Seçmeniz gerekmiyor. Aynen. Senin abone, onun da abonesi. Artı olarak benim de dediğim gibi hani doğalım deyip doğal olmayan insanlarda yanlış bir algı oluşturuyorlar. Ben sadece o yüzden. Yoksa herkesi, yani, evet. Herkes neydi şeydi? Herkesin giydiğine kimse karışamaz. Öyle yani, herkesin tarzı güzel. Ben diğer kanalları izliyorum mesela, yani tüm YouTube'da çok böyle bro science kanallar da izliyorum. İşte Chris Jones'lar bilmem neler ama adamlar güzel. Onların da motivasyonu falan oluyor. Evet, motivasyon konusu da. Herkeste bir şeyler oluyor yani. Oluyor ki insanlar zaten izliyor onları. Burak Okay diyor ki bir videosunda 250 gram mercimek yapmıştı. Hem az gözüküyordu hem de tek seferde yedi. Var mı bir taktiği diyor. Taktik yok abi, alıyorsun önüne, dolduruyorsun zeytinyağı, limon, kaşık kaşık abanıyorsun. Ben de 250 gram pişiriyorum, hani paketi alıp hiç tartmıyorum ben onu, dörde bölüyorum gözümle paketi. En temiz tartma şey. Aynen, böyle sıkıyorum şeyden, paketten, boşaltıyorum tencereye, tek seferde gayet rahat gidiyor. Yani, YouTube yani videosu izlerken gider, mesela bu video evet, yemek yerken izlenir. Aynen, evet. Onları videodur. Mert Sezgen diyor ki nohut ve mercimek tarifleri, diyet pizza, diyet soslu makarna tarzı tarifler istiyorlarmış senden kanka. Hani atıştırma falan güzel diyorlar, shake make. Tamam. Nohut mercimek falan da. Mercimek o sırayla yaparız. Mercimeğin zaten yemeğini yaptım, salatasını yaptım. Başka neyi kaldı? Fırına vermemiz kaldı. Mercimeği fırına vermemiz kaldı. Aynen. Diyet soslu makarna da abi. Makarna zaten pek diyet bir şey değil. Yüksek kalorili. Niye diyet sosuyla uğraşıyorsun? Yiyeceksen hakkını ver bence. Yani aynen değil mi? Adamsın kardeşim. Yiyeceksen if it fits your macro de. Aynen, doldur öyle. Değil mi? Doldur yağıyla falan ye yani. Kamil Öztürk diyor ki intermittent fasting'de en uygun yemek yeme zamanı hangi saatler arasında olmalıdır? Sen intermittent fasting yapmıyorsun değil mi? 3 gün denedim. 4. gün yok. Hastalandım, zehirlendim. Yapma. Ona arama durumunda kaldım. Sonra da lanet olsun mu dedim? Yok, lanet olsun demedim. Yapacağım tekrar ya. Çünkü açken antrenmanın zevki bir başkaymış hakikaten. Değil mi? Açken evet, antrenman gerçekten sarıyor. Ama açken, bu arada açken maksınızı denemeyin arkadaşlar. Bilmiyorum, geçen gün ben bir max deneyeyim dedim. O gün de kendimi çok iyi hissetmiyordum. Yani normalde oruçluyken o kadar şey olmazdım yani, kötü hissetmezdim. Ama o gün dedim ki ben yine de deneyeyim falan. Sarmadı yani. Öyle söyleyeyim. Çok sarmadı. Bilmiyorum yediğimden mi yemediğimden mi. Ama açken antrenman genel olarak güzel. Intermittent fasting'de en uygun yemek yeme zamanı bence sizin tabii ki öğün aralığınıza göre değişir. Bence akşam saatleri daha uygun. Hem gündüz işlerinizi halledip, okulu işi halledip akşam gömebilirsiniz. Yemeği yediğiniz zaman da bir saat sonra yatarsınız.
Bu açıdan bence biraz daha güzel olur. Çünkü gündüz yerseniz bu sefer gündüz hani böyle halsiz gibi olursunuz. Benim intermittent fasting'de sevdiğim en önemli şeylerden bir tanesi zaten yemeği yedikten sonra o uyku olayı. Çünkü yemeği yiyince benim uykum geliyor. Evet. Birçok kişinin de öyle. Hani gündüz zaten o anabolik devreyi yaşamaktansa gece o anabolik devreyi yaşamak, günlük katabolik aktif devreyi yaşamak daha güzel. Arda Karagöz diyor ki, merhabalar, bir sorum olacak. Şimdi spor yapmadan kilo aldığımızı varsayalım. Günlük kalorimizi hesapladık. Protein, karbon falan tüketiyoruz yeterince. 500 kalori üstüne çıktık. 2 haftada 1000 gram 1 kilo alıyoruz. 1000 gram da yazmış gibi. Ve artı 1000 kalori yiyerek günlük bir haftada 1 kilo alıyoruz diyor. Peki hangisi daha yararlıdır diyor. Artı Yavaş 1000 almak daha kalori iyidir ha. yavaş almak daha iyi. Çünkü fazla aldığın zaman ekstra kas almazsın. Antrenman yapmazsan hiç kas almazsın. Niye Aynen antrenman öyle. yapmıyorsun? Ben onu da Yani anlamadım. yağlanarak mı kilo almak istiyorsun? Yani öyle istiyorsan 3000 kalori fazla ye. Hani o daha güzel olacaktır. Ama benim antrenman piramidi şeyini izlerse, beslenme piramidi videosunu izlerseniz orada zaten en uygun şekilde anlatıyorum onu. Ve 500'lük diyette daha mı az yağlanırız? Evet. Spor yapmadığımız için ikisinde de aynı derece mi yağlanırız? Hayır. Tabii ki fazla kalori yediğin zaman daha fazla yağlanırsın. İkinci sorumda diyor yine spor yapmadan kilo almaya çalışıyoruz. Hayda. Protein ihtiyacımızı tamamlayarak kilo alıyoruz diyelim. Örnek benim 120. Bir de spor yapmadığım için bazen boşuna protein yediğim hissine kapılıyorum. Sizce spor yapmadığımızda da kilo alırken proteini tamamlamamızın ne faydası var? Yani kısacası proteinin ne önemi var diyor eğer spor yapmıyorsak. Proteinin termik enerjisi yüksek. Hani 1000 kalori protein, 1000 kalori karbonhidrat kıyaslarsak protein yemek sizi daha az yağlandırır. Bu kadar. Ayrıca protein sadece kas yapmaya yarayan bir şey değil. Hem bütün dokularınıza katılan bir şey. Yani yemeniz gerekiyor. Protein yemeden Tamam. nasıl Ama yaşayacağız? fazla ediyor herhalde Yani o. Hani fazla evet. mesela Yani ihtiyacın daha düşük olur. 80 gram yetiyorsa 120'ye tamamlamak zorunda mıyım? Zorunda değilsen de tamamlarsan tabii daha güzel olur. Yani genel olarak proteinli beslenmek. Aynen. Ama tabii spor yapmıyorsan yatıp da protein yersen kas falan da yapamazsın. Öyle bir Tabii. hayalde kurma. Berkay diyor ki definisyon döneminde yiyebileceğimiz sağlıklı ve minimum abur cuburlar nelerdir? Kanka var mı abur cubur? Abi bu var. Sağlıklı. Aynen Pek sağlıklı. definasyona uygun olmayabilir. Kalorisi yüksek olabilir mi? Meyve Bal yiyebilirsin. Ben genelde meyve atıştırma. yerdim yani. Değil mi? Meyveler sarıyor. Yani. Ama adam abur cubur diyor abi. Şimdi abur cuburu meyve Ha olarak... abur cubur yemeyeceksin abi. Sağlıklı Abur abur cubur cubur. olur mu ya zaten? Yani sağlıklı olsa abur Yok cubur boş ver olmaz. yani. Çünkü genelde abur cuburse bir şey tadı güzelse ya çok şeker oluyor ya çok tuz Ha. oluyor. Sarmıyor. Protein lazım diyor ki fit yemekten merhaba arkadaşlar ben Emre diyecek mi? Diyor. Fit yemekten merhaba arkadaşlar ben Emre. Diyelim de. Süper, aynen. Mahmut Umut Bahar diyor ki intermittent fasting'de ne zaman yediğinin önemi var mı? Mesela ben sabah 10 öğle 2 arası yiyorum. Az önce bahsettiğim gibi akşam yerseniz bence daha güzel olur. Ama o kadar da önemi yok. Öyle bir şey yok yani. İster sabah o yeme aralığınızı yapın ister akşam. Ömer diyor ki sabah koşusu kaçta olmalı? Koşudan önce bir şey tüketilmeli mi? Ne tüketilmeli? Haftada kaç gün yapılmalı? Tempo nasıl olmalı? Bana diyor sabah koşusu için bilgi verir misiniz? Sen hiç koştun mu sabahları? Sabah koştum yani. Sabah koşuları... Severim de genelde uyanamam öyle planladığımda yani sabah kalkıp koşmayı pek o enerjiyi bulamam yani sabah kendimde. Kış dönemleri Ama özellikle. koşacak olursam bir şey yemem yani sabah. Çünkü dolu mideyle koşmayı ben hiç sevmem yani bayağı rahatsız eder beni. Ben ne düşünüyorum bu konuda? Ben sabahları koştum. Zevkli de oluyor. Ama kış olduğu için kar kış, yağmur yağış İstanbul'da o çok çekilmiyor. Köpek falan kovalıyor bir de. Dışarıda. Sabah koşusu kaç da olmalı? O size göre değişir. Eğer işinize, hani işinize, okulunuza falan göre değişir. Koşudan önce sonra bir şey tüketmek zorunda değilsiniz özellikle. Ama yani amatör olduğunuz için bir şey tüketmek zorunda değilsiniz. Ben profesyonel sporcuyum diyorsanız belki BCAA mantıklı olabilirdi. O yüzden boş verin. Haftada kaç gün yapılmalı? O da sizin birazcık keyfinize bakıyor. Diyetinize bakıyor genel olarak. Antrenman programınıza da bakıyor. Tempo da aynı şekilde. Bunun için bir antrenman programı seçip önce senin antrenman programın yok değil mi yayınladığın öyle bir şey? Ha Sitemde. yok yok hayır. Aynen. Ağır sağlam koma gir. Görevimiz ağır sağlam diyorum ben. Aynen görevimiz ağır sağlam. Ağır sağlam koma gir. Orada bir program seç. Onun etrafında zaten ben yazıyorum işte. Opsiyon olarak kardiyoyu bu kadar yapabilirsiniz, şu kadar falan. Onu o şekilde yaparsınız. Murat diyor ki el beziniz sarı mı?
Yok. Senin mutfaktaki elbezi? Mavi diye hatırlıyorum. Mavi. Bizim mutfakta elbezi yok zaten. Bilmiyorum yani varsa da var mı yok mu. Ben şeyle siliyorum. Havlu kağıt falan. Kağıt havluyla aynen. Kağıt havluyu öyle israf ediyoruz zaten yurdun malı diye. Oğuzhan diyor ki diyet yaparken iş yerinde çıkan hangi yemekleri yiyebiliriz? Her gün yağlı, yoğulu yemekler yapılıyor. Onları yersem yakında öleceğim diyor. Çalışan birisi için tavsiye verebilir misiniz? Bence kendinizi çok tribe sokmayın. Intermittent fasting yapın. Aynen, İş yerinde hiçbir şey yemeyin. Bu seçenek 1. Seçenek 2. Kalorilerinizi saydığınız sürece yağlı, yoğulu olsa da yiyin. Akşam halledersiniz. Akşam biraz az yersiniz. Sağlıklı gıdaları akşam yersiniz. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten baktınız sizin hesapladığınız kalorilere göre de yine de yağ istediğiniz şekilde veremiyorsunuz. Tabii kalorileri birazcık düşüreceksiniz. Tam olarak o yağ ne kadar var onu kestiremeyebilirsiniz. Olcay diyor ki gece uyumadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Güzel bir uyku için diyor. Kasların daha iyi dinlenmesi için diyor. Ne yemeliyiz ne yememeliyiz? Var mı senin böyle bir sırrın şeyin? Sırrım yok. ZMA alıyorum. Çinko magnezyum. Yatmadan bir saat, bir buçuk saat kadar önce. Onun haricinde hemen yiyip yatmıyorum. O da bir reflü falan yapabilir, rahatsız edebilir. Ondan kurtulmuş olursunuz. Onun için de kaliteli uyku için, kaliteli besleniyorsan zaten, sporunu da yapıyorsan rahat rahat uyursun yattıktan sonra. Aynen. Şimdi bu kişiden kişiye göre de biraz değişiyor. Kimisi son öğünde karbonhidrat olursa daha güzel uyuyor. Kimisi son öğünde protein olursa daha güzel uyuyor. Ben şahsen son öğünümde protein ve yağ olduğu zaman daha iyi uyuyorum. Ya uyuyun abicim. Kafa arkadaş yazmış. Kafan rahat olsun. İstiyorsan Tekirdağ rakı öneririm. Ha ya. Mikail diyor ki merhaba. Öncelikle spor mantığını öğrettiğiniz için teşekkürler. Eyvallah. Ben tavuğu suda haşlıyorum. Tuz ve be hiçbir şey kullanmıyorum. Bunun tadını daha güzel hale getirmek için ne kullanabilirim? Ne kullanabilirsin? Tuz olabilir mi? Tuz olabilir bir defa. Onun dışında bir sürü şeyler olabilir. Baharatlar olabilir. Baharatlar öyle korkunç şeyler değil. Onların da değişik değişik faydaları var. Mineralleri, şunları bunları var. Baharat kullanabilirsin, sarımsak, soğan kullanabilirsin. Aynen. Daha yeter zaten bunları böyle değiştire değiştire kullan yani. Aynen öyle abicim. Sebze mebze de atarsın yanına değil aynen mi? Aynen evet. Havucu sebze de güzel olur. Abdullah diyor ki mutfak heyecanlı bir yer mi? Nasıl kanka heyecanlı mutfak mı? Mutfak bayağı heyecanlı bir yer ya. Yani. Hüseyin Bıyıklı diyor ki bu baklagiller 2 saatte pişmek bilmiyor. Buna bir çözüm var mı diyor. 2 saat sürmez ya baklagiller. Islatacağız mı? Öyle ıslatabilirsin. Bir gece önceden suda bekletirsen güzel olur. Hatta çimlendirme taktiği de diye bir olay da var. Bir gece değil de bir gün önceden bekletiyorsun suda. O filizlenmeye başlıyor. Besin değeri artıyor diye okudum bir yerlerden aynen. Ama antinütrientler falan ölüyor. Evet. Öyle bir olaylar var. Osman Zincir diyor ki azıcık definisyonla ilgili tarif yapabilir mi diyor. Ha, bunu söyleyeyim bunu burada. Şimdi bu tarifleri böyle definisyon ya da işte balık dönemi diye ayırmıyorum. Bunu ayırmamamın sebebi burada zaten önemli olan yani ikisinde de aynı şeyi yiyebilirsin ama miktarları farklı olur. Yani balık yapıyorsan daha fazla yersin, daha çok kalori almış olursun. Definisyon yapıyorsan daha az yersin, daha az kalori almış olursun. Bunu bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani şu besinler şuna özeldir, bunlar buna özeldir diye bir kural yok, öyle bir şey yok. Onu bir kafanızdan atın. Değil mi? Yani önemli olan kaloriler, makrolar falan. Yani ne falan. Kadar yediğin önemli yani. Porsiyonunu tabii. Azaltırsın, aynı şeyi yemeye devam edebilirsin. Aynen öyle. Onur Kaya diyor ki gazete ve TV'lerde hep çıkar metabolizmayı hızlandıran yiyecekler diyor. Fit yemeğin önerdiği metabolizma hızlandıran yiyecekler var mı, neler diyor? Kahve içebilirsin. Kahve, kafein hızlandırır. Bir canlandırır seni yani. Ama onun dışında da ya, o kadar şey etkilemez yani. Şunu etkilemez yediğim an hop uçtum falan, öyle bir şey yok yani. Ya da öyle bunu şey yağ yakan içecekler falan böyle yani. Onlar da yok. Onu da gazeteler anlatsın değil mi? Gazeteler anlatsın abi. Gazeteye başka ne olacak? Son olarak protein lazım diyor ki kaç günde lazar gibi olurum? Ben bu soruyu Emre'ye sorup bitiriyorum abi. Ben abi onu şeye sordum. Geçenlerde bir iletişim şansım oldu Lazar'la. Dedim abi sen kaç günde böyle oldun? 8 günümü aldı dedi ama 8 gün sağlam çalışmış gerçekten. Günde 4-5 antrenman yaptığını söyledi. Haftada 8 gün mü çalışıyormuş? Haftada 8 gün. Evet, haftada 8 gün çalışıyormuş. Evet arkadaşlar, bu haftanın soruları bu şekilde. Bonus sorularımız bu şekilde. Fit yemeğe zaten abone olmadıysanız kesinlikle abone olun. Atıştırmalık tarifimizi de izleyin. Ben çok güzel kesemedim. Benim kestiklerim şöyle gördüğünüz saçma sapan görünenler. Emre yılan gibi kesmiş. Evet arkadaşlar, pazartesi günkü soru cevap için sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.